Sevgili seyirciler, bugünkü program iki bölüm, bildiğiniz gibi ekonomi politik 2.45 dakika. Fakat buradaki değerli konuklarımın söyleyeceklerini 2.45 dakikaya sığdırabilmek zor. Çünkü biz bütün Türkiye'nin yakın tarihini ve özellikle AKP döneminde neler olup neler bittiğini ama aynı zamanda da bu 2018'den başlayan ve şimdi hala etkilerini hissettiğimiz büyük kur şokuyla başlayan krizi, ekonomik krizi, işsizlik olgusunu ve benzeri şeyleri öyle piyasa ekranlarında gördüğünüz her zaman, onların da kötü şeyler söylediğini iddia etmiyorum ama onlardan biraz daha farklı şekilde, biraz daha makro ve daha derin şekilde inceleyeceğiz. Perdenin arkasındakileri görmeye çalışacağız. Arkasındaki büyük hareketleri, toplumsal gelişmeleri görmek amacımız, komplo teorisi yapmak değil. Yani orada büyük oyunu görmeye falan kalkışmayacağız. Şimdi hocalarımı tanıtmak istiyorum. En başta Profesör Doktor Bilsay Kuruç. Bilsay Kuruç, Siyasal Bilgiler Fakültesi, yani mülkiye. Yani orada oradan emekli, orada uzun yıllar hocalık yaptı. Ama bir özelliği daha var. Türkiye'nin belki de bir zamanlar en önemli kurumlarının başında gelen, diyelim ekonomik açıdan hiç değilse, hatta belki siyasi açıdan da, Devlet Planlama Teşkilatı'nın da müsteşarıydı. Hoş geldiniz efendim. Hemen yanımda Profesör Doktor Korkut Boratav var. Korkut Boratav hakikaten yani uluslararası alanda da çalışmaları iyi bilinen, aynı zamanda Türkiye'de de sosyalist düşüncenin de iktisadi politikalarına son derece hakim bir hocamız. Efendim, kendisinden burada aynı zamanda işte bu son AKP politikalarının ülkeyi nereye götürdüğü konusunda yazılarına da atfen sorular sormuş olacağım. Hoş geldiniz. Efendim, Oktar Türel, Profesör Doktor Oktar Türel, kendisi ODTÜ'den emekli ama aynı zamanda orada uzun yıllar efsane dersler verdi. Kitaplarını görebilirsiniz, internetten bulabilirsiniz. Ama aynı zamanda şunu söyleyeyim, iki tane de planlama konusunda çalışmaları var. Yani Türkiye'nin iki önemli planında da etkileri var, çalışmaları var. Dolayısıyla yani işin, iktisadın hem pratiğini hem de teorisini oldukça bilen bir hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Çiğdem Boz, Türkiye'de iktisat üzerine Halk TV'de de yayınlanmış olan bir belgesel çekti. Ama sadece bu özelliğinden burada değil, aynı zamanda kendisi de iktisatçı, onu da söylemiş olalım. Ama yaptığı şey hakikaten Türkiye'deki iktisadın hikayesini geleceğe de aktaran bir şeydi. Onun için son derece değerliydi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Yakın plandan. Yakın plan nedir? 2018'in Ağustos'unda, yanlış hatırlamıyorsam 13 Ağustos'tu. Birdenbire dolar hop diye yukarıya çıktı. 7 TL'ye kadar geldi. Yani bunu söyleyen iktisatçılar vardı. Politikacılar her zamanki gibi, ya siz de işte hocalar hep yani böyle şeyler söylersiniz işte, yani bu işler öyle teoriyle falan olmuyor derlerdi. Sonra bir baktılar ki bayağı teoriyle oluyormuş bu işler. Durum böyle olunca bir panik, o zamandan bu zamana da işsizlikle gelsin, efendim gelir dağılımındaki bozulmayla gelsin, yoksullaşmayla gelsin, her şekilde bunun etkilerini yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama bir hastalığı tedavi etmek için herhalde iyi bir teşhis koymak lazım önce. Onun için ben Korkut Hocam'a soracağım. Bu işin teşhisini nasıl koymak lazım? Yani bir kazadır oldu mu bu işin teşhisi? Yoksa yani yahu araba son hızla gidiyordu duvara doğru. Direksiyonu çevirmen lazımdı, çevirmedin mi? Yani mesele ne oldu? Biz 2018'in Ağustos'undan sonra nasıl bir krize girdik? O krizin sebepleri neydi? Tabii bunun çıkışını da konuşmamız evet, lazım. Şimdi şöyle bir tespitle başlayayım. Türkiye ekonomisi
planlı dönem denen dönemde, yani 1960'lı yıllarla 80'e kadar uzanan dönemde hiçbir krizden geçmemiştir. Yani ekonominin küçüldüğü yıl yoktur. Bir ara 70-71'de bir sene bir durgunlaşır. Onun dışında kesintisiz büyüme esastır. Neoliberal dönem denen döneme geçtik. 1980'dir kritik dönem. Hemen şunu söyleyeyim, ben biraz köşeli teşhis yapıyorum bu konuda. Benim kendi değerlendirmeme göre neoliberalizm, sermayenin sınırsız tahakkümünü dünya çapında yerleştirme tasarımıdır. Kaynağı elbette böyle bir tasarımın kaynağı Türkiye'de olamaz. Bu tasarım şu veya bu şekilde Türkiye'de yansımıştır. Yansımanın dönüm noktası, kritik dönüm noktası 1980'dir. Böyle bir büyük dönüşüm genellikle yumuşak şekilde olmaz. Bunu deneyen Latin Amerika'da ve pek çok benzer ülkede müdahalelerle ve yine pek çok ülkede askeri rejim altında olmuştur. Türkiye'de öyle, 24 Ocak'ta sivil rejim altında, parlamenter demokraside modelin ilk taslağı uygulamaya başlanmış. Ama yeterince gerçekleşemeyeceği anlaşınca 12 Eylül rejimi modelin mimarı şahıs olarak, mimarı olarak sivrilen Turgut Özal'ı da ekonominin yönetimine getirerek askeri rejimi getirmiştir. Bu işte neoliberal dönem 80'den başlatın 2018'e kadar geçmiş tarihte Türkiye'nin savaş yılları, 1929 bunalımı ve arada arizi birkaç yıl dışında yaşamadığı iniş ve çıkışlar, yani krizler ile ilk defa karşılaştı. Birincisi 1994, ikincisi 98-99, üçüncüsü 2001, dördüncüsü 2008-2009, beşincisinde şimdi yaşıyoruz. 2018-2019. Şimdi AKP'ye pembe gözlükle bakan kimi iktisatçılarımız ve hatta bunların içine aynı söylemi IMF'nin kendisi de kullanmaktadır. Ne, kimin kimden ilham aldığı ayrı bir mesele. IMF daha yeni bir Türkiye raporu yayınladı 2019 aralığında. Diyor ki, ekonomi iyiye gidiyordu, reformlar yapılmıştı. Ama reformlardan saptığımız zaman, saptığı zaman siyasi iktidar, piyasa hassasiyetlerine karşı kırılganlık artmaya başladı. Bakın IMF'nin sözünü aktarıyorum. Dolayısıyla ekonomi çok fazla dış kaynak girişlerine bağımlı hale geldi. Hassasiyetler bozulunca, piyasa hassasiyetleri bozulunca 2018 krizi de yahut 2018'deki daralma da ortaya çıktı. Şimdi bu tamamen yanlıştır. Tamamen öyle yanlış. Bir anlatmış ki neredeyse olay tamamen duygusal yani. Duygusal. bir de şöyle, hassas bir takım çevreler var. Aman bunları gözetelim diyor. Efendim açık konuşalım, bu hassas çevreler finans kapitaldir ve kaçaktır. Senin tabi olman gereken kural ve eylem biçimlerini belirlemiştir. Onlara uyum sağlamaya girdikten sonra o hassasiyetler seni şuraya veya buraya sürükler. Tabii demin söylediğim IMF görüşünde hassasiyet niye bozuldu Türkiye'de? Sizin değindiğiniz 2018'in Ağustos'unda tespiti de yok. Hassasiyet o günkü iktidarın başında olan Cumhurbaşkanı'nın bir takım söylemleri sonunda bozuldu. Ama ona geçelim. Şimdi mesele şudur. Türkiye'nin bu son kriz dönemecine nasıl girdiğini şöyle görüyoruz. Uzun geçmişe fazla bulaşmayalım. Yani neoliberalizmin ilk dönemi aşağı yukarı 1980 ile 88 arasıdır. Turgut Özal'ın ve yeni anayasanın oluşturduğu kurumsal yapının 8 yıl kesintisi sürmesidir. Sonuçlardan biri bölüşümün çarpıcı bir şekilde emek aleyhine bozulmasıdır. Hem ücretli iş gücü, yani işçi sınıfı, hem de köylülük açısından.
Ve o dönem Turgut Özal'ın getirdiği programın bir başka özelliği vardır. Neoliberalizmin bir ayağı eksiktir. Henüz dünya çapında uygulanmıyor. Sermaye hareketleri henüz serbest değildir. Sermaye hareketleri kontrol edildiği için Turgut Özal dönemi şu ilkelerle çalışmıştır. Gerçekçi kur, reel faiz. Gerçekçi kur şu demek, döviz kuru rekabet gücünü korumak için döviz pahalılaşacak, Türk lirası değer yitirecek. Reel faiz de şu demek, tasarrufa pozitif faiz ödeyeceksin. Hem faiz hem kuru yönetebiliyor. Bugün yapamıyor. Bugün yapamıyor. Bugünkü kavga budur. Faiz mi, kur mu? Bizim Cumhurbaşkanı faize takılmış durumda ama kendisine başka çevreler ikna ediyor ki kurun yükselmemesi için şu kuralları uygulaman lazım. En başta Merkez Bankası bağımsızlığı olmak üzere diye bir şey. Ama şimdi onu bırakalım, gelelim nasıl geldik. Birinci aşama şudur. Türkiye 1988'de emek hareketi canlandı. Yani 12 Eylül'ün baskılıcı döneminin zincirlerini artık aşmak gerektiği bir dalga. Mayıs şeyi denir, Mayıs hareketleri denir. İşte Zonguldak'tan başlayıp bütün Türkiye'ye yayılan büyük bir işçi sınıfı hareketi, sendikalar canlandı. Ve 89'la 93 arasında o 12 Eylül yıllarındaki emek kayıpları telafi edildi. Telafi edildi ama dengeler bozuldu. Yani mesela kamu açığı arttı. Kamu açığının artması ücretlerin, maaşların, kamu sektörü maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Ve IMF programı yoktu doğrudan doğruya. Ama bizimkiler el yordamıyla keşfettiler ki IMF'nin yeni yeni sirkülasyona giren ilave bir adımını da atalım. Sermaye hareketlerini serbestleştirelim. Ki böylece kamu açığının finansmanı dış kaynaklarla sağlamaya başlayalım. İşte dışa bağımlılığın ilk adımı budur. Koalisyonlar dönemi geldi, 90'lı yıllar. Ve bölüşüm dengeli bir şekilde yürütülmeye çalışıldı. Her şey endekslendi. Cüneyt Bey, şöyle bir ortamda yaşanıyor. Efendim, emekli maaşları geçmiş enflasyona endeksli. Enflasyon yüksek, %60-70 civarında. Efendim, toplu sözleşmeler geçmiş enflasyonun telafi kuralını içeriyor. Enflasyonu öngörüyor, pozitif büyümeyi de entegre etmeye çalışıyor. Kamu sektörünün maaşları, emekli maaşları, hatta taban fiyatlar, ilaveten döviz kuru, hepsi endeksli. Endeksli ama döviz kurunu indekslediğin zaman faizleri artık kontrol edemiyorsun. Faizler yükseliyor, çok yüksek ve faizden gelen bir borçlanma ivmesi de var. Sermaye sınıfı tedirgin oldu 1997'de. Ve hiç yoktan Türkiye henüz bir kriz ortamına girmediği halde IMF programı enflasyonla mücadeleye deneysel bir model uygulamasını Latin Amerika'da denemişlerdi, Türkiye'ye de taşıdılar. Döviz kuru hedefleyerek enflasyonu indirmek. Sonuç şudur. Türkiye milli geliri, kişi başına milli geliri 1997 ile 2002 arasını mukayese edin, düşmüştür. 5 kayıp yıl. IMF'nin bu orijinal programı, döviz kuru hedefleyerek enflasyonu düşürme programının yumuşak bir versiyonu, sert versiyonu Arjantin'de uyguladılar. Aşağı yukarı isyan yoluyla iktidarlar devrildi ve 15 yıl IMF def edildi. Ama Türkiye biraz yumuşak bir versiyonu ama maliyeti şu, sıfır büyüme. Sıfır büyüme. Ama program, bu program aynı zamanda 2001 krizini tetikledi. 2001 krizi çok sert oldu. Çok sert oldu.
büyük tepkilere yol açtı. Fakat kriz yönetimi de bu sefer IMF tarafından üstlenildi. Hem krizi tetikledi hem de üstlendi. Bu sefer model değişti. Enflasyonla mücadeleyi döviz kuru hedefleyerek değil, döviz kurunu piyasaya teslim ederek uygulanan bir yeni istikrar programı sıkı para, piyasanın serbestisinde döviz. Buna daha sonraki yıllarda enflasyon hedeflemesi dendi. Bu iki yıllık katı program 2002 Kasım'ında iktidarı topluca meclisten tasfiye etti. Parlamento tarihinin ender bir sayfasıdır. Dünya parlamento tarihindir. Bir seçimin parlamentodaki dört partiyi topluca tasfiye etmesi ve tamamen dışarıdan iki partinin iktidara gelmesi. AKP ve parlamento dışında olan CHP. AKP programa muhalefetle seçimi kazandı. Fakat o programda hayata geçirilen IMF kurallarını uygulamada tamamen benimsedi. İlaveten programı uygulamayı sürdürdü. 2005'te 3 yıllık yeni bir standby anlaşması yaptı. 2008'e kadar tamamen, sonra da fiilen o kuralları uyguladı. Bu kurallar şuna dayalı. Sermaye hareketleri serbest olacak, kısıntısız. Geçmişte kabul edilmişti, devam ediyor. İkinci adımı şu, biraz önce söyledim, sıkı faiz, piyasanın serbestliği, döviz kuru serbest döviz. Demek ki döviz kuru bir politika aracı olmaktan çıkıyor, piyasaya bırakılıyor. Halbuki 90'lı yıllarda Merkez Bankası döviz kuru hedeflemesi yaparak dövizin ucuzlamasını önlemeye çalışmış ve büyük ölçüde de muvaffak olmuştu. O yüzden dış açığımız fazla yoktur. 90'lı yılların Türkiye ekonomisinin cari işlem açığı %1-2 civarındadır. Hatta %7 büyüdüğümüz yıllarda bile bu orandadır. Bakınız, Türkiye için hayal olacak bir denge koşulu. Hatta şunu ekleyeyim size. 97-2001 dönemi, o 2002 dönemi, kayıp 5 yılın sonunda da Türkiye fazla dış açık vermeyen bir konjonktürde giriyordu. Şunu ekleyeyim buraya. 2002 dönemeci öyle bir dönemeçtir ki Asya krizi denilen bir büyük dalga tüm dünya ekonomilerini, özellikle bağımlı ekonomileri, gelişmekte olan güney coğrafyasını sarsmıştır. Ve bu ekonomilerin pek büyük, önemli bir bölümü IMF'nin katı ve sert disipliniyle cebelleşmek zorunda kalmışlardı. Bu cebelleşmenin maliyetini siyasi düzlemde de hissettikleri için bir düzenleme seçeneğini zorunlu gördüler. Şimdi size örnek vereyim. 2002'de büyük bir cari işlem açığıyla krize sürüklenmiş olan Asya ülkelerinin hepsi, buna bir de Arjantin'i ekleyin, 2015'e geldiğimizde yahut 2011'e geldiğimizde hepsi dış fazla veren konumlara geçtiler. Tek istisna Türkiye'dir. Biz de o dalganın sonu, son aşamasında krize girdik 2001'de. Ama o krizden alınabilecek dersi kendi aklımızla öğrenip uygulama çabasını değil, IMF'nin bize getirmiş olduğu hazır reçeteyi uygulamayı yeğledik. Sonuç nedir? Sermaye hareketlerine serbest kendini bırakmak, rehavet. Sermaye hareketlerinin canlandığı bir dönemdir dünya çapından. Bol sermaye girişi ekonomiyi yükseltiyor 2007 sonuna kadar. Düştüğü zaman iniş başlıyor 2008-2009. Evet, 2009'da Fed yeniden para basmaya başlıyor. 2010-11'de yine bir canlanma var. Türkiye'nin iki yıl böyle bir yüksek çalkantı, yükseğe yönelen
çalkantıdan yükselmeye yönelen bir konjonktürden yararlanıyor. Efendim Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı, o günlerde Başbakan, Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu, dolar cinsinden milli gelirin nasıl 11 bin, 12 bin dolara çıktığını söyleyebiliyor. Fakat şey tükeniyor, kaynak tükeniyor. Fed daralmaya başlıyor. Uluslararası sermaye hareketleri dinginleşiyor. Eski bolluk son bulunca başlıyor bizim de sıkıntılar. Cumhurbaşkanı da başlıyor Merkez Bankası Başkanı ile didişmeye. Çünkü Merkez Bankası'na kabul ettirilen kural, Özerks'in piyasa serbestliğini döviz piyasalarında uygulayacaksın. Buna mukabil para politikasını sert uygulayacaksın. Ve geliyoruz 2015 sonunda bu gerilim daha da tırmanıyor. Ve 2018'de sermaye hareketleri Türkiye ve birkaç çevre ülkesine daha sert çıkış gösterince yeni kriz başlıyor. Hikayemiz aşağı yukarı budur. Aşağı yukarı bu. Bunun daha üstüne konuşuruz ama perspektifi almış olduk. Peki Bilisay Hocam, şimdi siz bunu biraz da aynı soruyu Oktar Hocam'a da soracağım. Dünya çerçevesinde bakacak olsak, yani Türkiye ne yapsaydı bu meseleden, bu sonuçlarla daha doğrusu karşı karşıya kalmadan başka bir yola gidebilirdi. Mesela en çok söylenen şeylerden bir tanesi, Güney Kore yaptı kardeşim deniyor. Yani Güney Kore işte kapitalist yöntemlerle pekala da kalkındı, gelişmiş ülke statüsüne, ligine çıktı. Vallahi galiba başka da bir örnek ben bilmiyorum yani. 1945'ten bu yana bir sürü gelişmekte olan ülke çabalıyor. İşlerinden bir tek Güney Kore çıkıyor. Hani Yunanistan'ı falan saymazsak Avrupa Birliği'ne iltihak etti. Onun dışında geçen yüzyıldan bakarsak bir de Japonya çıkıyor. Şimdi bu metot mu yanlış? Ya da hani mesela ikide bir biz niye krizlere giriyoruz? Ne yapmalıydık da girmezdik ve ne yapmalıydık da kalkınabilirdik? Yani bu son 20 sene için soruyorum bunu. Yani perspektifi konuşacağız ama şu son AKP döneminde yapılan nedir, yapılmayan nedir? İki tarafından bakalım isterseniz. Güney Kore Asyatik bir model, Japon modelinin aşağı yukarı değiştirilmiş şeyi. Orada sanayileşme arzusu ve ihtiyacı ağır basıyor. Niye? Çünkü burada kadrolar meselesi karşımıza çıkıyor. Bir, sanayiciler. Sanayiciler sanayileşmeyi talep ediyorlar. Yani faali... O kadar sanayici değildi galiba bunun 60'larda yani, falan, öyle miydi? Değil. Şöyle, yani Türkiye gibi bir şeydi sanki, öyle deniyor. Ama üstlerinde bu arzu var. Güney Kore bize galiba 1970'te bir mektup yazmıştı. Otomobil yapmak istiyoruz. Siz bizden tecrübelisiniz. Ne dersiniz diye. Şimdi, İnanmıyorum gerçekten. Arzu var tabii. Özür dilerim ama bu çok önemli bir haber. Tabii gayet tabii. Bu mektubu gördünüz mü siz? Siz Ergun Türkcan'a sorun bunu. Hikayesini anlatsın size. Tabii. Devrim Ergun aralarından Türkçen, dolayı mı hocam? Ergun Türkcan'a sorun. Anlatsın size. Montajla ilgili. Dolayısıyla burada bir arzu var. Arzu. Yani pardon, o şey mektup ne zaman gelmişti? 70'lerin başı olacak. 70'lerin başında. Yani Güney Kore devleti mi yazdı veya planlama teşkilatı mı yazdı? Planlama teşkilatı öyle, mı öyle bir yolladı? Şey, evet, yani planlama teşkilatı falan gibi ama bunun arkasında. Hayır, özür dilerim. Bu tamam. Sözü hemen tekrar size devredeceğim ama şu açığa çıkaralım. Bu mektup resmi bir mektup herhalde. Tabii. Türkiye'nin Başbakanlığına mı, Devlet Planlama Teşkilatı'na mı, Hazine mi, nereye geldi? Ergun Bey hatırlıyor, şimdi ayrıntısını hatırlayamam. Siz ona sorarsanız, tamam. Sizin bir hata belgesi bile elinde olabilir. Kısacası burada bir arzu var. Japon modelini Güney Kore'ye uygulama arzusu var. Japon modeli. Çünkü Japon modeli 50'lerde başladı. Japonya Amerikan işgalinde olduğu halde Japonlar bunu yaptılar, becerdiler. Ve 20 yıl süreyle ortalama %9 veya 10'luk büyüme hızına eriştiler. Şimdi demek ki sanayileşme arzusu ciddi bir şey. Var mı diye sormak lazım Türkiye'de. Ne demiştik? Sovyetler
25'te sanayi momentumuna geldiler ve plan yapmaya yöneldiler. Sanayi planlamayı doğurdu. Bizde, şimdi Oktar Bey doğrusunuz daha iyi hatırlar, bizde plancılar Türkiye'nin sanayicilerine niçin sanayileşme lazımı anlatmaya çalışıyorlardı. Hazindir ama böyle. İkincisi siyaset kadroları. Siyaset kadroları ne kadar uzun vadeli bakıyorlar ve ne kadar ciddiye alıyorlar işi. Bu bakımdan Cumhuriyeti kuranlar daima uzun vadeli baktılar. Onun için sanayileşmede ciddiydiler. Birinci boyutu bu. Şimdi öbür tarafına gelelim. Yani modelin değişmesi. 1980'den itibaren dünya modeli değişiyor. Dünya ekonomisi modeli. Amerika diyor ki benim param dünya parasıdır. Var mı itiraz? Yok. O halde senaryoyu değiştiriyoruz arkadaşlar diyor. Ben yani dünyanın ağ devleti olarak bugüne kadar kreditördüm. Şimdi dünyanın en büyük borçlusu rolüne geçiyorum. 1990'dan itibaren bu başlıyor. Dünyanın en büyük borçlusu. Şu anda Amerikan milli geliri galiba 21 trilyon dolardır. Amerika'nın federal kamu borcu 22 trilyon dolardır. Bu noktaya geldi iş. Peki bu nedir? Amerika dolarları basıyor bütün dünyaya. Demek ki dünyada eskiden iktisatçıların böyle dalgalanmalar diyebildiği, business cycle falan dediği şeyin yerine likidite dalgaları alıyor. Bu işte de işin merkezi Amerikan Fed, Merkez Bankası. Amerikan Fed'i, Merkez Bankası adeta şu İstanbul'da da çalarlar, dolmuşlarda filan bir şarkı var. Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceksin dünyaya diye. Şimdi Amerikan para politikası 90'dan itibaren ama 2008'den sonra özellikle artık bas bas paraları Leyla'ya şey politikası. Ve bütün dünyanın ekonomileri bunun üzerine kuruldu. Para, yani dolar ucuz olacak. Faizi sıfıra yakın olacak. Ve olabildiği kadar da piyasaları likit tutacağız. Yani para basacağız. Bunun arkasında ne var? Yani niye böyle? Çünkü Amerika, Sovyetler dünyadan çekildikten sonra dünyayı tek piyasa olarak görme stratejisini izliyor. Tek piyasa. Bu piyasa dolarla işleyecek. Dünyanın tek piyasa olmasının yakıtı dolardır. O halde bizim iktisat derslerinde filan okuttuğumuz parayı basarsan enflasyon olur şeyi tamamen ortadan kalkıyor. Bütün dünyanın dolara ihtiyacı var. Dünya ekonomisi dolarizasyonla işleyen bir ekonomi haline geliyor. İşte 2008'de dolayısıyla bu noktaya geldik. Niye dolarizasyon bunu yaptı? Çünkü doları bastıkça ve parayı ucuz tuttukça, yani doları ucuz tuttukça, doları ucuza alan hisse senetlerine yatırıyor. Daima hisse senedinden kazanmak ucuz parayla en önemli iş haline geliyor. Dolayısıyla spekülasyon birinci motif haline geliyor. Birinci motif haline geliyor. 2008 krizi bu gidişle, böyle bir süreçle oldu. Bütün dünya borçlanmaya başladı. Neden? Dolar ucuz. Dolara talep artıyor. Doları bastıkça enflasyon olmuyor. Borçluluk artıyor. Böyle bir dünyaya geldik. Bütün dünyanın borçlu olduğu dünyaya geldik. Ve bunu Amerika merkezden idare ediyor. Merkezden idare ederken iki şeyi göz önünde tutuyor. Biri dünya sermayesinin ihtiyacı. İkincisi dünya kapitalizminin devleti olarak, yani ağ devleti olarak devletin ihtiyacı. O halde Amerikan devleti sürekli borçlanacak. Borçlanıyor mu? Borçlanıyor. Fed daima bunu göz önünde tutacak. İki, piyasaları da göz önünde tutacak. Yani piyasaları koşturacak. Fakat bu koşturma Amerikan devletinin de daima önceliği ile olacak. Bu krizli bir model. 2008'de duvara çarptı. Piyasalarda duvara çarptı. Ve Amerikan hazinesi düşündü. Amerikan Fed'i görüştüler. Dediler ki biz para basmaya devam ediyoruz.
Çünkü bu yangında ilk kurtarılacak şey finans sermayesidir. Amerika o tarihten beri, gösterebilirse arkadaşlarımız, para basıyor. Ve bunun dönüşü yok. Peki ne oldu? Bütün kurumlar çöktü. Bütün iktisat öğretisi adeta berhava oldu. Biz ne öğretiyorduk para politikası derslerinde? Para basacağın zaman aktifte bunun karşılığı olacak değil mi? Teminatı olacak. Bankacılıkta da böyle. Böyle bir şey kalmadı ki. Bunun teminatı ne şimdi? Amerikan hazine bonoları. Bundan ibaret. Peki Amerikan hazine bonolarının teminatı ne? Amerikan devleti. Yani altın standardı veya 1950-70 döneminde olduğumuz gibi bütün dünyanın inandığı bir altın gibi bir değer var da buna göre bir kural izliyoruz. Böyle bir şey yok. Kuralsız kapitalizm dönemine geldik. Bu 2018'de bizim yaşadığımızda bunun sonucu mudur? Tabii. Çünkü dikkat ederseniz bence 2008'den sonra kapitalizmin girdiği yeni evrede işin niteliği, temel niteliği değişti. Artık büyüme hedefleri olan bir kapitalizm yok ortada. Artık krizlerle işleyen bir kapitalizm var. Kim daha çok borçluysa o krize sürükleniyor. Niye? Çünkü Türkiye gibi en büyük borçlu ülkenin, eğer gösterebilirse arkadaşlarımız, gösterelim. En büyük borçlu ülkenin iktisat politikasında bir tane hedef var. Kuru tutmak. Kuru tutmak olabildiğince. Tutamadığınız zaman ve borca devamlı olarak ihtiyacınız olduğu için size dolar girdiği zaman daha çok para basmak zorundasınız. Daha çok para bastığınız zaman sizde enflasyon oluyor. Amerika'da olmuyor çünkü onun parasına dünyada talep var. Ama siz kendi piyasanız için daima daha çok para basmak ve kredi hacmini büyütmek zorundasınız. Bunları kontrol edemezsiniz. Onun için... Sonuçta kur krizi oluyor galiba. Şimdi krizlerin niteliği değişiyor ve Türkiye ekonomisi artık krizlerle yönetilen bir ekonomi oluyor. Fakat krizi yönetebilir... İkinci bölümde biraz daha devam edelim. Çünkü hakikaten çok işin bam teline geldiniz. Yani yurt dışından giren paranın Türkiye'de kur krizini tetiklediği, çünkü parasal genişlemeye yol açtı. Bunu pek çok iktisatçı aynı fikirde değil, başka şeyler de söylüyorlar. Yani Türkiye'nin bastığı paraların kur krizinden pek ilgisi yokmuş gibi düşünülüyor. Efendim çok para girince... Bütün püf nokta şudur. Uluslararası sermayelerden, kaynaklardan Türkiye'ye para kayınca döviz ucuzluyor. Ve insanlar, büyük aktörler, siyasi iktidar ne kadar güzel, mutluyuz diyor. Eski dönem olsaydı bu tedirginlik yaratırdı. Döviz pahalaşınca da aynı çevreler aman kriz mi geldi diyorlar. Halbuki eski dönem olsaydı pahalı döviz, rekabet gücümü güçlendiriyorum. Sanayici sevinirdi. Şimdi sanayici krize girdik diye endişe ediyor. Bol para girişi krizin ön koşullarını yaratıyor. Ne zamanki giriş yavaşlarsa, çıkması bir yana yavaşlarsa panik endişesi başlıyor ve yatırımlar bitiyor. Bir yerde bu çerçeve. Anladım. Hikayenin özeti bu. Oktar Bey, şimdi şöyle de bir problem var. Yani bu döngüden biz sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Hani böyle tekrar eden kabuslar vardır. Her gece görürsünüz kimi zaman. Hani böyle filmlerde falan da vardır. Bu kabusu Türkiye 20 senedir boyuna görüyor. Tam biz çok iyi yükseliyoruz derken bir bakıyorsunuz yuvarlanıyorsunuz. Sisyphos efsanesi gibi. Yani böyle taşı yukarıya çıkarıyorsunuz. Sonra buradan çıkış nasıl olacak? Yani tartışmanın kaldığı bir nokta vardı, oraya izninizle küçük bir ekleme yaparak devam edeyim. Şimdi ikinci bölümde daha geniş oraları konuşacağımız için. Yok, çok kısa bir ekleme yapacağım. Şimdi meslektaşlarımın işaret etmiş olduğu uluslararası sermaye girişlerinin devrevi hareketleri var. Bu devrevi hareketlerinin yükseliş dönemlerinde yani gayri safi yurt içi hasılaya oranla çok yüksek girişler oluyor. Bu 1970'li yılların petrodolarlarının döndürüldüğü yıllarda böyleydi. 1990'lı yıllarda böyleydi.
2001'de Asya ve Latin Amerika krizleri bittikten sonra tekrar böyle bir canlılık oldu. Ama bunun arasına giren çöküş dönemleri var. Doğal olarak sermaye hareketlerinin bu tür canlılık ve çöküş evrelerinde çevre ekonomilerindeki yöneticilerin söz konusu çevrime ters düşen politikalar uygulamaları belki beklenirdi. Yani canlılık çok fazla olduğunda aynı şekilde bu canlılığı izleyecek para politikalarını, maliye politikalarını uygulamayın. Fakat fiilen bu mevcut siyasal yapılar altında söz konusu olmuyor. Yani krediler, uluslararası krediler güldür güldür akarken yurt içindeki siyaset insanlarına sen basiretli davran, çevrime ters düşen politikalar uygula diye bir tavsiye çoğu zaman dinlenilmiyor. Bunun yani örneklerini biz kendi ekonomimizde de çok yani yakın zamanlarda yaşadık. 2002 ve sonrasındaki dünya sermaye hareketliliğinin canlılığına biz de ekonomimizi canlandırarak cevap verdik. Benzer şekilde 2009 sonrasında Federal Reserve Profesör Kuruç'un işaret ettiği parasal genişlemeyi yaparken biz de aynı şekilde ekonomimizi genişletmeye devam ettik. Bu yani çevrime karşı iktisat politikalarını uygulamak teoride güzel fakat siyasal gerçeklik önünde çok kolay olmayan bir gelişme oluyor. İkinci bir soruya gelelim. Bu soru çıkışla ilgili stratejinin bir boyutu, o da sınai gelişme boyutu. Şimdi burada bir yurttaşımız, değerli bir meslektaşımız Danny Roderick'in 2006'da işaret ettiği bir büyük tehlikeye değinerek başlamamız lazım. O da erken sanayisizleşme. Erken sanayisizleşme ile kastedilen şey şu. Gelişmiş ülkelerde sanayinin yurt içi hasıla içindeki payı %30'lara hatta onun üzerine vardıktan sonra giderek hizmetler sektörü genişlemeye başlıyor ve sanayinin ulusal hasıla içindeki payında bir gerileme söz konusu oluyor. Ama erken sanayisizleşme çok farklı bir durum. Gelişmekte olan ülkeler daha henüz sanayinin yurt içi hasıla içindeki payını gelişmiş ülkeler kadar yüksek düzeylere çıkarmadan ülke sanayisizleşmeye başlıyor. Somut olarak Türkiye'deki sayılardan örnekler vereyim. Bu en son türetilmiş ulusal gelir istatistiklerimizden hareketle hesaplanmış değerlerdir. 1998'de sanayi sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %25. 2005'te %19, 2010'da %18, 2015'te %19, 2019'da %21. Yani Türkiye erken sanayisizleşme denen sorunla 1990'lı yılların sonundan itibaren yüz yüze geliyor. Şimdi bu durumda düşünülecek. Bir kaca yazsak olur. Türkiye'nin hastalığı iki nokta üst üste yani, erken sanayisizleşme. Sanayileşemiyor. Şimdi dolayısıyla burada ister istemez şöyle bir soru ortaya geliyor. Yani sanayisizleşmenin ardında yatan belirli politika davranışları var mı? Bu ister istemez sanayi politikaları denen şeyi gündeme getiriyor. Şimdi sanayi politikalarının belli başlı dört ögesi var. Yatırım politikaları, bölgesel gelişme politikaları, teknoloji politikaları ve rekabet politikaları. Türkiye şartlarında ilginçtir ki bu dört bileşeni uygulayacak yasal araçlar mevcut. Çok ufak eksikleri var belki ama Türkiye sanayi politikasının bileşenlerini uygulayabilecek yasal çerçeveye sahip. Peki bunların uygulanması önünde bir düşünsel engel var mı? Öyle bir düşünsel engel var. Çünkü sanayi politikaları ya jenerik denilen ya da işlevsel denilen nitelikte oluyor. Yani ekonominin
temel girdilerini iyileştiren, kalitesini iyileştiren politikalar uyguluyorsunuz. Yani söz gelimi beşeri sermayeyi geliştiriyorsunuz, fiziksel altyapıyı geliştiriyorsunuz, rekabet öncesi araştırma geliştirme desteği sağlıyorsunuz. Ortamı hazırladığınız zaman, sanayiyi etkileyecek kök girdileri oluşturduğunuz zaman, istikrarlı bir makroekonomik çerçevede sağladığınız zaman sanayici yatırım yapıyor. Evet. Yani ortamı Oktar hazırlıyorsunuz. Hocam, tam bu noktada bir noktalı virgül koysak, çünkü önemli de bir şey söylediniz. Her şey var. Sanki hani helva yapamıyoruz çünkü istek yok galiba. Öyle de bir şey çıktı. Şimdi öyle bir zihniyet yok. Burada bunu ikinci bölümde biraz daha geliştirelim zaman açısından. Ama biraz daha açalım. Çiğdem Hanım, şimdi size bu sefer sinemacı değil, iktisatçı yanınızla bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi birçok iktisatçıyla da belgesel için olsun, başka yani meslek gereği de görüşmeler yaptınız. Şöyle bir şey ben görüyorum, siz de görüyor musunuz? Yani yeni nesil iktisatçıların birçoğunda, aman canım bunlar böyle devletçi kafalar, yani eski usul şeyler. Yani şimdi mühim olan serbest piyasada işte bunlar nasıl belirlenecek falan. Bunun kendisi bir problem değil mi acaba? Yanılıyor muyum veya böyle mi veya ne dersiniz? Az evvel Oktar Hocam'ın bıraktığı yerden alayım, ne güzel bir zihniyet engeli mi? Zihin engelli, güzel engel. İşte engel. Zihniyet bu, engeli. Evet, bu aslında hani neoliberalizmin, ben tam bir neoliberalizm çocuğum, 78 doğumluyum. Ben 80'lerde Thatcher, Reagan, Özal'larda büyümüş bir çocuğum. Bize şimdi hayat, başka alternatif yok, başka bir hayat tarzı yok diye bu öğretildi. Siz eğer yeterli sorgulayacak çevreniz, öyle bir ortamınız yoksa buna inanarak gidiyorsunuz bir şekilde. Belki neoliberalizmin hepimize yaptığı en büyük kötülük, yoksulluk, eşitsizlik, somut etkilerini bir tarafa bırakalım, bizim zihnimize taktığı kelepçe bence. Yani başka bir hayatın mümkün olduğunu düşündürtmüyor bizi. Meslektaşlarım, yani gençler ya da hani ya da orta yaş, elbette benim düşündüğümün aksini düşünenler var. Sizin dediğiniz şekilde ya bunlar çok devletçi, çok planlamacı, çok demode buldukları doğru. Ben bu filmin bir motivasyon kaynağı da bu aslında. Hayır, bizim çok köklü bir mirasımız, bir geleneğimiz var. Hani belki hani zaman kalmaz ama benim en büyük sorunum bu. Acaba bu hocalarımızdan bayrakları biz kimler alacak, nasıl alacağız? Yani bazen benim gibi düşünen meslektaşlarımla dertleştiğimizde ne yapacağız ya? Özellikle filmden sonra çok konuşur olduk. Biz bu bayrağı nasıl taşıyacağız? Kime vereceğiz? Biz alabildik mi yeteri kadar? Bunlar konuşuluyor elbette ve filmin büyük bir motivasyon kaynağı. Doğrudur. Evet. Şimdi sayın seyirciler, geldik hakikaten Türkiye'nin en önemli meselesine. Bu zaman zaman sadece iktisatçılar tarafından değil, siyasetçiler tarafından, sosyologlar tarafından da konuşulurdu. Şimdi az konuşuluyor. Bir zihniyet meselesi var galiba. Yani her şeyin temelinde. Bu zihniyet meselesini çözmezsek, mesela dışarıdan gelen parayla falan da çözülmüyor. Ve burada çok önemli bir teşhis de kondu. Bir, kendi aklınızı kullanın. Yani kendinizin önemli bir geleneği var. Kendiniz aklınızı kullanın. Yurt dışındaki akıl danelere veya işte kendi çıkarlarını izleyen uluslararası kuruluşlara o kadar da teslim olmayın. İkincisi ise sanayileşme mühimdir. Arkadaşlar, yani sanayileşmekten vazgeçmeyin. Vazgeçerseniz böyle oluyorsunuz. Benim bu konuşmalardan çıkardığım iki tane önemli ders buydu. Ama bir de dünyanın durumu var. Hem Türkiye hem de dünyanın durumu. Dünya şimdi nereye gidecek? Türkiye nereye gidecek? Önümüzdeki günlerde ne olacak? Şimdi onu konuşacağız ikinci bölümde. Evet, geçmişte neler olduğunu herhalde elimizdeki süre zarfında fotoğrafını çekebildik. Ama süre meselesiyle kalmıyor ki bu iş. Bunun ötesine geçmek muhakkak, şöyle veya böyle gelecekte ne olacağını bir parça olsun öngörebilmek lazım. İktisatçı olarak da herhalde konuklarımızın da önemli bir işlevi de bu. Bakalım ikinci bölümde Türkiye ve dünya ekonomisinin yakın planda nelerle karşılaşacağı konusundaki tahminleri neler? Bizden ayrılmayın.